Evet, daha 1 dakikalık bir süre var. Buradan 47 kupayı alabilecek miyiz bakalım arkadaşlar. %91, 92. Evet, biraz önce bir kupa kaybetmiştik. O kupanın hıncını. Okçu Kulesi görmedi. Evet, hava savunması görmedi. 48. 49 olacak da 50 olmayacak arkadaşlar ya. Şuraya gitse bu hava savunması görür. Ya bu ne be? Abi bu ne ya? Kral ve koru. Evet arkadaşlar, kupa. Evet, ne zaman böyle kupa kasma diye açsam böyle güzel ganimetler geliyor. Yani kar iksir bizim için önemli değil de altın iksir bir parça lazım işte. Duvarlar ve savunmaları basmamız için arkadaşlar. Bu arada Klan Kalesi'ni almamışım. Klan'daki arkadaşlara teessüflerimi bildiriyorum. Evet, şuradan bir içeri girelim. İki tane yeterdi aslında da biz üç tane attık. Hatta bir tane bile kırdı ya sanki. Evet, fevkaladenin fevkinde bir giriş yaptık. Tokmağımız da boş bu arada. Ulan hadi tokmağa geçtik. Bari bir öfke alaydık be Çeto. Şimdi biz burada taktik avcı uçağını kesmeye çalışacağız. Şöyle bir o duvarı da kırırsak. Kır, süper. Evet, şuraya hemen bir tane atıcı yollayacağım. İçeri doğru dönmenizi bekliyorum. Evet, 2-3 tane bırakacağım. 2-3 tane bıraktım. Okçu Kulesi şifaları yapma ya. Lan Cehennem Kulesi hariç her yere döndüm be. Yani inşallah dışarı gidersin. Ha, şükür. Şükür, 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 şükür. Şimdi şuradan tokmağı attık, şuradan kral attık. Cadılarımızı şöyle yollayalım. Arkasından atıcılarımızı içeri doğru bir bırakalım. Evet, tokmak oruyu bir kırsın. Şuraya da bir atlatma büyüsünü yollayıp içeri doğru bir tane dondurma büyüsüyle içeri doğru bıraktık. Evet, şu an için güzel bir şekilde merkeze girdik diyebilirim. Hemen oraya bir şifa büyüsü bırakıp şuraya bir tane dondurma büyüsü bırakacağım. Merkeze doğru biraz daha girmelerini istiyorum atıcıların. Koruyucunun özelliğini o zaman kullanacağım. Evet, şu an kullanabiliriz. O atıcılar hayatta kalması lazım. Ganimetin çoğunu aldık da işte 3 gelir mi onu bilmiyorum. 3 gelmesi için uğraşacağız. Kral orada bir dev bomba çıktı ki öyle bir noktada çıktı ki. Evet, süre yetmeyecek arkadaşlar. Bu saldırıda süre yetmeyecek benim tahminim. Şu iskelet ordusuna baksana be abi. Evet, şu iskeletlerden bir kurtulsam özelliği kullanacağım da iskeletlerden kurtulmasını istiyorum derken kurtulduk. Süre yetmeyecek. O cadı onu aldı ama dış taraf okçular da güzel temizliyor. Evet, keşke süre yetseydi ya. Biraz zaman kaybettik arkadaşlar. 99'da kalacağız herhalde benim tahminim. Ama işte bir tane öfke büyüsü olsaydı 99'da kalmazdık ya. Yani kraliçe duvara uğraşıyor. Lan gel de büyücüyü vur be. Gel de büyücüyü vur ya. Ya büyücüyü vursa belki 96-97. Evet, yine de %100 yapamayacağız. Süre yetmiyor maalesef. Evet, %96. Neyse, sağlık olsun diyelim ve evet, selamun aleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi sezon sıfırlandı. Biz 4300 kupada falan herhalde sezonu kapattık. Şimdi yeni sezonda şöyle söyleyeyim, bir yani bu sezonda 4600, 4700, yani belki 5000'i de görürüz ya. Çünkü çok fazla girmiyorum arkadaşlar oyuna. Oyuna çok fazla girmiyorum bu hesaba. Köy binası 9'a ve şeye biraz daha ağırlık veriyorum. Hani köy binası 12'den girip saldırılar yapıyorum. Çünkü bunda çok fazla bir iş kalmadı. Bir iki tane daha savunma bastıktan sonra hesap tamam olacak. Ondan dolayı mecburen şey yapıyoruz. Evet, şöyle bir bakalım. Güzel bir köy bulayım tekrardan videoya.
Evet arkadaşlar, yani 4 kupa, 5 kupa, 7, 8 kupa şeklinde çıkıyor. Ondan dolayı fazla da zaten kral ve şey yoktu. Ondan dolayı şu köye dalmak istiyorum. Zaten arkadan ordumuz çıkacak. Maksat buradan hemen şöyle bir kraliçeyi öldürmezsek zahmet olacak ama kardeş. Yani neyin peşindesin sayın abim? Evet, kraliçe ölecek gibi. Evet, mecburen özelliğini kullandım. Geç kaldım öfke için. Cehennem Kulesi burada kilitlenebilir. Kilitlendi. Kilitlenmedi. Hala kilitlenmedi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. O Valkyrie'leri de dondurayım da. Yapma lan, bu kilitlendi bu sefer. Oo, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz be? Ulan arkadaş, ulan arkadaş. Şimdi gel gelelim kuru fasulyenin faydalarına arkadaşlar. O Valkyrie öldü mü? Ölmüş. Tamam. Valkyrie öldüyse sıkıntı yok. Atıcılar ölmeden şey atıcı demişim. Şifacılar ölmeden merkeze doğru girmemiz lazım. Evet. Buradan kupa kaybeder miyiz acaba? Şimdi içeri doğru bir girelim arkadaşlar. Bir içeri doğru bir gelin. Bir toparlanın elim. Bir toplanın bir şeyler söyleyeceğim ya. Bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. Please. Please, buradan kupa kaybetmeyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah'tan Klan Kalesi gelmiş. %50 için bizi biraz dayandırır bence. O cadı ne yapacak? Evet. Okçumuz yok. İlginç. %39. Hadi o okçu kulesini kes bakalım. Okçu kulesini al. Çok güzel. %43. İçinden Pekka çıktı. Belediye binasına vuruyor. Evet, o Pekka alabilir mi ki? Alamaz. Ya keşke başka bir şeye vuraydım be Pekka. %46. %47. Okçu yok ya. Ben normalde okçu basıyordum. Bu el niye basmamışım anlamadım. 47. 48. Evet, 48. 49. Okçu kulesi görmedi. Evet, şey hava savunması görmedi. 48, 49 olacak da 50 olmayacak arkadaşlar ya. Şuraya gitse bu hava savunması görür. Ya bu ne be? Abi bu ne ya? Kral ve koru ve iki cehennem kulesinin kilitlenmesi kötü oldu. 49. Evet. Yani. No comment arkadaşlar. Yorum yok. Evet, şunu isteyelim. Ordumuzu basalım. Moralimizi bozmayalım. İyi, asker isteyelim. Tekrardan sal. Evet arkadaşlar. Yani Supercell'e o kadar küfür edersek olacağı budur. 47 kupa ve böyle bir köy. Yalnız böyle bir köy olması beni endişelendiriyor. Çünkü dayı öyle bir düzen yapmış ki sanki 6000 kupalık bir düzen yapmış gibime geliyor. Yani ben bu düzenden şu an korktum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim, korktum. Evet, çünkü merkeze doğru girmemiz için ortayı kesmemiz lazım. Ortayı nereden kesebiliriz? Şimdi şu top bize döner mi acaba? Hangi tarafa gideceksin? Bir tarafa döndüğün an o tarafı açmaya çalışacağım. Evet, üst tarafa gitti. Şifacılara döner mi ki acaba? Tamam. Ya bence hiç patır kütür dalalım ya. Patır kütür dalalım bence burayı alırız ya. Abi vallahi şu an 47 kupa kırdı. Çünkü güzel. Yani alırız abi ya. Benden küçükler alıyor Hacı abi. Yani şimdi bizim öyle bir ata şeyimiz var. Sözümüz var. Evet, şimdi şuradan atıcıları merkeze doğru girdireceğim. Koruyucuyu da arkadan bıraktım ve kraliçenin olduğu noktaya hemen bir tane şey bırakacağım. Duvar kırıcılarımı bırakacağım. İçeriye doğru gireceğiz. Şu atlatma şeyi bir donduralım. Şuraya da hemen bir şifa büyüsü attım. Belediye binası kalktı. Oraya bir öfke büyüsü daha kullanacağım ve koruyucunun özelliğini şu noktada kullanıp atlatma büyüsüyle de çıkış. Çıkış nere? Şurası. Tamam, şuraya da hemen bir şifa büyüsü atalım. O atıcıları biraz toparlasın. Tamam, valla korktum ama aldım ya. Yani daha bende iş varmış arkadaşlar. Yani
Biliyorum eskisi gibi oynayamıyoruz ama bunun da nedeni fazla pratik yapmamadan. Çünkü bu düzenlere karşı ne kadar dalarsanız o kadar eliniz alışır arkadaşlar. Evet, burada rahat bir şekilde aldık. Rakibin savunmaları da biraz düşüktü. Şöyle bir bakalım. Evet, daha bir dakikalık bir süre var. Buradan 47 kupayı alabilecek miyiz bakalım arkadaşlar. %91, 92. Evet, biraz önce bir kupa kaybetmiştik. O kupanın hıncına bu Çan Çin Çon kardeşime de kusura bakmasın. Ne yapalım, sağlık olsun. Yani ben almasam başkası alacaktı abi. Yani yabancıya gitmedense bize gitmesi güzel oldu diyebiliriz. Evet, şuradan hemen isteğimizi yapalım ve şöyle bir kupamıza bakalım. 4.344. Çok da ileri gidemedik arkadaşlar. 3 saldırı yaptık. 47-34. Şurada 13 kardayız. 20. 29. 29 mu ya? Yok. Ha. 13 kara geçmişiz. Yani 13-20. Evet. 20 kupa kazanmışız arkadaşlar. 3 saldırıda. Yani burada da %100'lük var. En son şurada bir 44'lük kaybetmiştim. Videodaydım yine. Onun haricinde de başka saldırı yapmamışım. Ordumuz daha biraz var yani. Biraz hazır olsaydı bir saldırı daha yapabilirdik de. Neyse, sağlık olsun arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıracağım. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik mal mülk neye yarar, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen